Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba. Arkadaşlar onun bir konuşması vardı bugün. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 8 şirketten 150 bin liraya bulan geliri varmış. Şimdi sizden beri anlatıyorsunuz bana. Liyakat, kamu İşte 1'e hizmetlerinin indirecekler onu görülmesinde. şimdi. Arkadaşlar getirin önce Veli Ağbaba'yı da bir buradan seslenmiş olalım. Bir dinleyelim. Sonra Sayın Öztürk'e soralım. Hakikaten bu kadar 11 milyon işsizin olduğu bir ülkede bir adam eski milletvekili 8 şirketten 150 bin liraya alırken vicdan hiç sızlamamış mı? Bir Veli Ağbaba'yı dinleyelim. Bu şahıs hem genel müdür hem de tam 8 şirketin yönetim kurulu başkanı. Tarım Kredi Holding AŞ, Gübretaş, Gübretaş Maden AŞ, TK Sera AŞ, Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik ve Hayat, Bereket Katılım Sigorta, Bereket Katılım ve Hayat yönetim kurulu başkanlarını yapıyor. Huzur hakları var bunların biliyorsunuz. Hepsinin huzur hakkı var. Onu da bundan altını çizmek istiyorum. Çiftçi icralık, çiftçi kan alıyor. Bu şahıs tam 8 şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Birçok milletvekilimiz bakana sorular sordular ama yanıt ne oldu biliyor musunuz? Ticari sır oldu. Aşıları getiren firmanın hesapları sır, köprü ücretleri cukkalayan firma sır, şehir hastanelerini yağmalayan yandaş sır, söz konusu yandaş olursa her şey sır olarak geçiyor. Arkadaşlar bir de fotoğraf var onu da getirin de sorayım. Sayın Öztürk hakikaten ya yani şaşırdım ben önce. Dedim ki herhalde bu şaka gibi bir şey. Yani bir eski milletvekili 8 şirketten 150 bin lirayı bulan bir geliri hakikaten alabilir mi ya? Kaç zamandır alıyor, eleştiriliyor ama hiç dokunulduğu yok. Ama buna karşılık o tarım kredi kooperatifleri çiftçinin ensesinde borcunu öde diye boza pişiriyor. Traktörünü elinden alıyor, ineğini elinden alıyor, arazisini alıyor. Yani bu hak mıdır, reva mıdır? Onun için zaten diyorlar ki artık tarım kredi kooperatiflerinin adı tarım tefeci kooperatifleri olmuş. Maalesef. Kooperatif müdürleri diyorlar bizim elimizdeki arazileri alıyorlar, yandaşlara peşkeş çekiyorlar. Bu konuşuluyor çiftçilerin arasında. Ama bu vicdan meselesi değil mi ya? 150 bin liraya bu kadar yoksulluğun, yokluğun, fakirliğin yaşandığı bir Dört ülkede. diploması olan kişi işsiz, Evet. diploması ve eğitimi işte şüpheli olanlar, işte dediğiniz gibi kaç yerden maaş alan üst düzey yönetici söz konusu. Bankacı güreşçiler var canım. Maalesef. Yani. Evet. İyi Yani kün de attı seyir. şimdi çok açık yani bunların hiçbiri çözülmemiş vaziyette ortada duruyor. Bunların çözüleceğine dair herhangi bir vaat de yok ortada. Yani Bunları çözmek için böyle İbrahim Bey hatırlarsınız geçmişte reform sizinle paketi şeyde falan de çalıştık. çıkartmaz Yani bu gerekmez yani. 2001'den sonra çıkan krizde o krizi toparlayacak olan programı yazarken sizinle de birlikte Evet. beraber çalışmıştık. Şimdi yani burada siz bizim yani bu tecrübe var. Biz biliyoruz bu tür krizleri yönettik. Şimdi burada siz eğer vatandaşa bir takım çapalar atıp yani işte bugün bunu yapacağım, yarın şunu yapacağım, öbür gün bunu yapacağım. Ve bunları birer birer gerçekleştirdiğinizi göstermezseniz size inanmaz. Böyle bir şey yok burada. Zaten o İnanmadığı zaman da rezerviniz de gider, faiziniz de yani şey olur, burada roket gibi güven yukarı sorunu taşır. yani Aynen. kredibilite açığı bakın Fatih Aynen Bey bu. şimdi bütçe açığı diyoruz, rezerv açığı diyoruz. Bunlar önemli. Yani istihdam açığı diyoruz. Bunların hepsi çok önemli ama bunların hepsinin temelinde olan kredibilite açığı. Sizin kredibilite açığınız eğer çok yükselmişse siz diğerlerini toparlamak için yani diğer açıkları kapatmak için ödemeniz gereken bedel, maliyet kat be kat artıyor. Bakın basiretli bir yönetim altında Türkiye bu meseleleri çözmek için bir birim maliyet ödeyecekse bu kredibilite açığı nedeniyle 5 birim ödemek durumunda kalıyor. Olan yine vatandaşımız oluyor. İşsizlik olarak, yüksek faiz olarak, enflasyon olarak, geçim Yani sıkıntısı olarak. İbrahim Bey'in dediğine devam edelim. Bu
en güzel göstergesi de bunu CDS dediğimiz, değil mi? Evet. Bu risk primleri. Şimdi sigorta, kredi sigorta risk primleri. Buna baktığınız zaman bu yönetim değişikliği oldu. Damat gitti, yeni ekip geldi. Risk primleri bayağı ciddi şekilde aşağı doğru gitmişti. Şimdi yeniden yukarı doğru gitmeye başladı. Tekrar. Baktığınız zaman dünyanın en yüksek risk primi bizde galiba. Brezilya'dan yani emsal ülkelerde ve G20'de en yükseğiz. Arjantin'den sonra en yükseğiz. Şeylerden birisiyiz. Yani baktığınız zaman şimdi bu bir şey gösteriyor. Doğruları yapmıyoruz. Bakın bu, Fatih Bey şurada